İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Suriye'de bir Ermeni kadına tecavüz edilip öldürüldü. Bağdat, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Irak'ın inşaat projelerine katılımına önem veriyor. Artsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Artsak'ın Gökyüzü adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Türk Hava Kuvvetleri Iraklı sivilleri vurdu. Fransa'da ilk kez hava sıcaklığı 46 dereceye ulaştı. Trump yine İran'ı tehdit etti. Kültürel Mirası Geliştirme Merkezi faaliyetine başladığını açıkladı. Geçen hafta An-Nusrat teröristlerinin saldırısından sonra Suriyeli Ermeni Suzan Der Karkur'un cesedi İdlib'in bir bölgesi olan Yakubiye'deki bir arazide bulundu. Savaşın başından itibaren Suzan bir yandan ailesinin zeytin ve meyve ağaçlarına bakım yaparken diğer yandan köyünde köy çocuklarına Arapça öğretiyordu. Emekli olduktan sonra gönüllü çalışmalarına Kıney Köyü'nün kilisesinin gençleriyle devam ederek onların lisans derecesi ve sertifika almalarına yardımcı oldu. 9 Temmuz Salı günü yokluğundan şüphelenerek şehrin papazı onu aramak için bir ekip gönderdi. Onlar Suzan'ın cesedini kendi bahçesinde buldular. Yapılan otopsi sonucunda Suzan'ın köylü arkadaşları tarafından bulunmadan birkaç saat önce pazartesi öğle sonrasından salı sabah saatlerine kadar tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. Bir şehit olarak Suzan, barbarların eliyle öldürülen binlerce Hristiyan kardeşlerine katıldı. Batı Ermenistan hükümeti, Orta Doğu'daki yerli halkların her türlü barbarlığın tezahürlerine karşı direniş eksenini güçlendirmek istemektedir. Barbarlığa karşı evrensel direnişe katkıda bulunun. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın sürdürülebilir kalkınma sorunlarıyla ilgili üst düzey politik forumuna katılmak amacıyla New York'ta bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dikran Avinyan, Irak Planlama Başkanı Nuri Al-Duleymi ile bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dikran Avinyan'ın basın departmanlığından Armen Press Ajansı'na verilen bilgiye göre taraflar, Ermenistan Cumhuriyeti Irak Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu gündemini en kısa zamanda oluşturmak ve iş ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atmayı kabul etti. Nuri Al-Duleymi, özellikle Ermeni mimarlık ve inşaat şirketlerinin Irak'taki inşaat projelerine katılımına önem verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Avinyan ise ülkeler arasındaki turizmin harekete geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti'nde dinamik olarak gelişen ekonomik alanı dikkate alarak karşılıklı yarar sağlayacak projeler için büyük fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Artsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, 19 Temmuz'da Şuşi'de Profesör Grigori Gabrielyans'ın Artsak'ın Gökyüzü başlıklı fotoğraf sergisiyle Heykel Parkı'nın açılışına katıldı. Artsak Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Devlet Başkanı Saakyan, Grigori Gabrielyans'ın Artsak'ın kültürel yaşamının gelişimine katkısını takdir ederek bu tür faaliyetlere büyük önem verdiğini ve ünlü bilim adamının yurtseverlik faaliyetlerinin gelecekte de devam edeceğine olan umudunu dile getirdi. Türk savaş uçakları, Kuzey Irak'ta Kürt silahlı direniş gruplarını imha etmek amacıyla askeri operasyonunu sürdürmeye devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Riyataza adlı haber ajansına göre Türk Hava Kuvvetleri Mahmur yakınındaki sivil mülteci kampını da vurarak onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Türk askeri birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın silahlı gruplarına karşı Pençe adlı operasyonu yürüttüğünü daha önce sizlere belirtmiştik. Türkiye'nin bu faaliyetlerine karşın Irak hükümeti, Türkiye'nin Kuzey Irak'ı işgal ederek egemenliğini ihlal ettiğini düşünüyor. RIA Novosti Ajansı'nın aktardığı habere göre, Meteo France adlı meteoroloji servisi Haziran ayında Fransa tarihinde ilk kez sıcaklığın 46 dereceye ulaştığını duyurdu. Fransa'da olağan dışı hava sıcaklığı Haziran ayında kaydedildi. Haziran ayının son haftasında kaydedilen bu en yüksek hava sıcaklığı bir rekor olarak kayda geçti. Meteoroloji servisinin web sitesinde Fransa'daki hava sıcaklığının yeni rekoru 46 derece olarak kaydedildi dendi.
Tertayem'in bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı herhangi bir aptallığına karşılık kimsenin ödemediği bedeli ödeyeceğini söyledi. Tahran'la çatışma olasılığı konusunda endişeli olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Amerikan lideri, "Umarız aptalca şeyleri kendi çıkarları için yapmazlar. Öyle yaparlarsa henüz ödenmemiş bir bedeli ödeyecekler," dedi. Daha öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin İran ile müzakere masasına ön şartlar olmadan oturmaya hazır olduğu açıklamasını hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Resim Galerisi'nin 9. katında bulunan Kültürel Mirası Geliştirme, Yönetme ve Koruma Bölgesel Merkezi faaliyete başladığını 19 Temmuz'da açıkladı. Armen Press Ajansı'nın bildirdiğine göre merkez, kültürel mirasın restorasyonu, gelişimi, yönetimi ve iletişimi alanlarında faaliyet gösterecek ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi kültürel anıtlarının yönetimi ve geliştirilmesinde yeni altyapıların kurulmasının yanı sıra yerel uzmanların eğitimi için imkanlar sağlayacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı folk topluluğundan Lorik Can adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.